üzerinde yaşam barındırdığı bilinen tek doğal gök cismi. Nüfusu hızla artıyor. Bu artışla birlikte gıda maddelerine duyulan ihtiyaç da çoğalarak tarımın önemini gözler önüne seriyor. Tarım, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için dinamik ve vazgeçilmez bir sektör. Kalkınmanın yolu ancak ve ancak üretmekten geçiyor. Fakat sadece üretmek de yetmiyor. Üretilen birçok ürün daha tüketiciye ulaşamadan heba oluyor. Beş milyar yaşındaki gezegenimizde insan varlığı sadece 200 bin yıl öncesine dayanmakta. Yeryüzünde sosyal yetenekleriyle dünyayı egemenliği altına alan gelmiş geçmiş en istilacı ve becerikli ırk hiç kuşku yok ki insanoğludur. Egemenlik kurma ve hükmetme isteği yüzünden başlattığı acılarla dolu 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın ardından 1960'lı yılların başında dünyada sadece 3 milyar insan yaşıyordu. Gerilim ve stresten biraz uzaklaşan insanoğlu nüfus patlaması yaşayarak 2016 yılında 7.4 milyara ulaştı. Birleşmiş Milletler raporuna göre çok değil, sadece 35 yıl sonra dünya nüfusunun 12 milyarı aşan çılgın bir rakama ulaşması bekleniyor. Bu verilere göre 2050 yılında artan gıda ihtiyacını karşılayabilmek için bugünkü üretimimizi yaklaşık 2 kat arttırmamız gerekecek. Bu konuda şimdiden çok ciddi planlarımız ve telaşımız olmalı. Gelişmiş ülkeler aşırı beslenme sorunu obeziteyle uğraşırken, yeryüzünde 800 milyonu aşkın insan açlık sınırının altında yaşamını sürdürmek için çabalıyor. Sadece 50 yılda 2'ye katlanan ve çok yakın bir gelecekte 4'e katlanacağı öngörülen insan nüfusunu bekleyen en büyük iki tehlike enerji ve gıda temini sorunudur. Peki, sadece gıda üreterek gıda sorununu çözebilir miyiz? İnsanlar 3 evrede gıdaya ulaşıyorlar. 1. evrede gıda üretiyorlar. 2. evrede gıda üretiyorlar ve bunu depoluyorlar. 3. evrede gıdayı çevreye uyumlu, verimli üretiyorlar ve bunu en mükemmel teknolojiyle depoluyorlar. Gıda üretmek, edinilen bilgi ve gelişen teknolojiler sayesinde artık daha kolay hale geldi. Ancak üretilen gıdayı iyi bir şekilde saklamaksa büyük bir sorun. Gıdaları saklamanın en eski yolu olan soğutarak ya da dondurarak saklamak hala en sağlıklı ve yaygın metot. Özellikle çok gıda üreten ve çok gıda tüketen ülkelerde geliştirilen soğuk depolamanın en iyi uygulamaları maalesef gıda üreten ülkelerin %80'inde bilinmiyor. Diğer bir anlamda dünyada üretilen gıdaların %80'i en iyi koşullarda saklanamıyor. En gelişmiş ülkeler bile gıdaların en iyi saklama metotlarının tamamını bilemiyor. Bu büyük bir sorun. Çünkü doğru şekilde saklanamayan gıdanın üreticileri bu gıdadan yeterli parayı kazanamıyor, buna bağlı olarak işlerini geliştiremiyor. Bu kısır döngü ise neden ve nasıl olduğu anlaşılamadan sadece gezegenimizi sebepsiz yere kirletmeye yarıyor. Cantek Grup, kendi bünyesinde yapılandırdığı Bilim, Kültür ve Eğitim Vakfı aracılığıyla sektöründe 25 yılı aşkın tecrübesiyle edindiği bilgi birikimini insanlığın yararına vakfediyor. Bu amaçla dünya üzerinde en çok ticareti yapılmakta olan ana besin kaynaklarımız haline dönüşmüş
13 gıdanın üretimden tüketilene kadar olan sürecini kitap ve belgesel filmlerle anlatıyor. Vakıf, binbir zahmetle üretilen gıdaların en mükemmel şekilde nasıl saklanacağını öğretmeyi ve bu konuda farkındalık yaratarak kayıpların önüne geçilmesini hedefliyor. Küresel barışın sürdürülmesini istiyorsak, enerjimizi doğru kullanmamız ve gıda sorununu hemen şimdi çözmemiz gerekiyor. Gıda ve enerjilerimizi doğru kullanarak geleceğimizi şimdiden teminat altına almalıyız. Dünyayı bekleyen en büyük tehlike, dünyayı başkalarının kurtaracağına inanıyor olmaktır.